Günaydın. Saat 5:30. Gaziantep'e gidiyoruz. Gidelim mi? Evet, biraz acelem var. Arkadaşlar Gaziantep'teyiz. Uçuş biraz garipti çünkü bir 15 dakikası falan uyudum. Onun dışında gökyüzüne baktım ve Gaziantep'le ilgili podcast dinledim. Bu video şey olsun istiyorum. Hem burada böyle ne yenir hem neresi gezilir. Yani çoğu şeyi bu videoda görün istiyorum. Bir de uçak tam kalkmadan hemen önce ama böyle hani her şey hazır, her şey yapılır. Tam kalkacağız. Benim iki sıra arkamda bir tane kadın bağırdı. Biri benimle ilgilenebilir mi diye. Sonra hosteslerden biri geldi ve ona dedi ki ben şu an panik atak geçiriyorum. Yani bu kadar farkında olması hoşuma gitti ama şimdi öyle yapınca. Ben yani uçaktayken hiç gökyüzünün üstünde olduğumuzu streslenebilecek bir şey olduğunu kendime hiç hatırlatmıyorum ama şimdi kadın öyle deyince bana da bir geldiler. Ya benim influence olma hızım. Hobilerden ve fobilerden çok hızlı influence oluyorum. Neyse kadına dediler hani ne yapalım, nasıl yapalım? Kadına dedi ki benim inmem lazım ya, inmek istiyorum şu an. Konuşlar dediler size önüne alalım hani o şekilde halletmeyi deneyelim falan, bir şekilde uçtuk. Her neyse şimdi sizi bir 15 dakika öncesine götürüyorum. Çünkü burada çok ünlü bir beyrancı var ve burada kahvaltı edeceğiz. Evet, beyranı kahvaltı olarak yiyorlar. İçerisinde bayağı kalabalıktı ve saat 9:30 falan. Ya yenir mi? Yenir bence yani. Benim hiç ağır yemek, hafif yemek kavramım yok açıkçası. Ben her şeyi yiyorum ve çok ayırt da edemiyorum. O yüzden bence yenir. O zaman hadi bakalım 10 dakika önceki buketin yanına. Beyran dışına başka bir şey istedin mi? Yok, sadece Beyran. Önerdiğiniz başka bir şey var mı? Katmer. Ha, onu daha sonra yiyeceğiz. Unutmayın ki aşkın kuşku olduğunun hiçbir zaman yeri ve zamanı yoktur. Ne yapayım ama yani? Uçağım 7'deydi, 5'te kalktım. O yüzden orada makyaj yapamadım. Karşınızda Beyran. Burayı taksici abi önerdi. Beyran deyince akla burası geliyormuş. Ceyda ile Fırat'ın oluyor yağının Antep videosunu da izlemiştim. Orada da ilk buraya gelip Beyran içiyorlardı. O yüzden dedim ki burada içeyim. Ben 2-3 sene öncesine kadar Beyran'ı hiç sevmiyordum. Genel olarak bu tarz çorbaları sevmiyordum. İstanbul Kadıköy'de Dürümcü Emmi var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Harika bir yer. Orada Beyran içtim ve o zaman sevmeye başladım. Dünyadaki en favori yemeğim değil ama seviyorum. Taksici abi de dedi ki dünyada en iyi yapan yer burası. Ve ben insanlara biraz hızlı güvenip her dediklerine inanırım. O yüzden şimdi yiyeceğiz. Çünkü inanıyorum ona. Bir beyran mı var işte? Bir beyran vardı. 160 lira. Tamamdır. Kartla ödeyebiliyorum değil mi? Nakit. Nakit mi? Evet. Allah'tan çekmiştim. Her yer nakit mi burada? Burada çoğu yerden nakit geçiyor. Nakit bulundurun yani. Tamam. Bankamatikler var değil mi? Var. Evet. Bir önce atlede ortak bir ATM var, oradan çekebiliriz. Tamam. Hayır, çok sağ olun. Taze mi? Bu işlem görmemiş hali. Evet, ben böyle çok seviyorum da dışı kuru biraz şu an. Şu an tabii hepsinin dışı kuru. Antep'in ünlü bir baharatı var mı? Antep'in ünlü baharatı, şu an salata baharatı var. Tabii doğal nar eşkisi, sumak eşkisi. Çörek otu yağı ne yapıyordu? Bu da ağrılara, sızılara bir kaşık içtiğinizde sabahları her derde deva. Ha, annem başka. İçiriyordu. Çok kötü tadı, hatırlıyorum. Doğal baklava. Çok güzel, bunu biliyorum. Belki tadına bakabilir misin? Belki yediklerinden çok çok var. Nerede yedin bilmiyorum. İstanbul'da yedim. Tut şunu. İstanbul'da bu olmaz. Arkadaşlar saat gece 5, edit yapıyorum. Ama burada araya girmesem olmaz yani. Abi benden neden nefret? Ya ayak üzeri Antep'te asarım odayım. Ama yok, çok tatlı abicim. İleride daha da seveceksiniz. Giderseniz benden selam söyleyin. Biraz döktüm kahve. Saçıma geldi ama çok güzel. Fıstığı çok güzel. Bunun mesela ne kadar atıyorum? 6-7 tanesi. Kilo ile satıyoruz. Mesela 2 tanesi 50 lira 60 lira civarında. Bu fıstıklar ne kadar? O fıstık 600 lira. Fıstıklar mesela onun çok pahalanmış ama. Ucuz ne kaldı ki? İnsan var zaten. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bunu çok beğendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Menengiç kahveniz güzel mi? Menengiç kahvesi kendimiz çekiyoruz. Şunlar şöyle, macun gibi olur, orijinali böyledir. Nasıl, menengiç böyle mi? Menengiç'in orijinali böyle, yağlı olur, besleme. Nasıl toza dönüyor?
Tozlar fabrikasyon oluyor genelde. Süt tozu, süt kremalı karışımlı oluyorlar. Normal menengiç böyle olur. Önce çiğ kavrulur. Kavrulduktan sonra makineye atılır. İçinde taş değirmen var. Taş değirmenle çekilir, macun haline çıkar. Peki bunu nasıl kahve formuna çevireceğiz? Bunu bir su bardağı süte önce cezvede ısıtıyorsunuz. Isıttıktan sonra bir yemek kaşığı menengici koyuyorsunuz. Şekerli içiyorsanız içerisine şekerli ilave ediyorsunuz. Ondan sonra çok mu farklı oluyor? Biraz ağır kafeinsiz olduğu için. Ne kadar kaynar karışırsa o kadar özdeşir, tadı yerine gelir. Mesela Antep'te sabahleyin bunu ateşine koyarlar, akşama kadar gezer o menengici. Dağıtırlar. O zaman bir burada içeyim, tadını beğenirsem alayım. Samis kahvesi var şurada derseniz bakın. Ben bir gezgin oldum arkadaşlar. Yani %90'ımız menengiç kahvesini biliyordur bence. Ben bayağı seviyorum. Hatta teyzem de çok seviyor, onu alacaktım. Ama macun kıvamında olduğunu biliyor muydunuz? Yani aşırı şaşırdım. Hani adam peşimden koşup haha eşek şakası yaptım nasıl yedin dese şaşırmam. Nasıl macun ya? Karabibere benziyor tipi de. Dün bütün gece uyumadım menengiç kahvesi ve... Menengiç kahvesi mi diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin karabiber? Ya yeryüzündeki en sevdiğim replik bu arada. Bazen arkadaşlarımı arayıp sadece bunu söyleyip kapıyorum. Ve her şeyi uyarlıyorum derken geldik tamise. Bir şey diyeceğim, çok utanıyorum yani. Bu nasıl bir şey, çorabı burada toplamışım. Sabahtan beri de blokta ayağımı çekiyorum. Üşümemek için böyle bir şey yapmıştım da atlamışım şunu şöyle çıkarmayı. Pardon, menengiçle süvari menengiç farkı ne oluyor? Bir de tozla yapılıyor galiba, bir de macunla. Biz macun kullanıyoruz. Tamam. Siz hangisini öneriyorsanız ben onu alayım. Ya menengiç çok seviyorum ben ama şimdi macun halinde olduğunu öğrendim. O yüzden almadan bir denemek istedim. Normal menengiç kahvesi veririm. Tamam. Hadi bakalım, ilk defa gerçek menengiç kahvesi deniyorum. Ben menengiç kahvesi çok sevdiğimi sanırım ama gerçek yüzünü hiç görmemişim. Oha. Çok yoğun bir tat. İlk aldığınızda ağzınıza geldiğindeki tadı normal menengiç kahvesine çok benziyor ve çok güzel ama sonra ağza daha farklı bir tat bırakıyor. Hani böyle parfümlerin üst notası alt notası oluyor ya, üst notası ilk açığa çıkan, alt notası tende kalan. Hani sanki bunun üst notası menengiç kahvesiyle aynı ama alt notası farklı gibi. Benden de iyi gurme olurmuş, betimlemelere bak. Güzel ya, yani benim damak tadıma kesinlikle uyuyor. Ve şöyle söyleyeyim, normal menengiç kahvesi ben bir şeyin yanında içmeyi daha çok seviyordum ama bunu bir şeyle içmem, bunu tek başına içerim. Çünkü gerçekten yoğun bir tat. 8,5 diyorum buna da. Elif şimdi bana inanmazlarsa diye söylüyorum. Senin burcunu kaçıncı tahmin ediştebildim? Birinci, hemen. Ne dedi? Dedim ki, sen dedim yay mısın dedim. Evet dedi. Dedim, gerçekten mi? Şaka yapıyorsun dedim. Üzülmeyeyim diye mi söyledim? Hayır, 2 Aralık'ta doğdu falan diyor. Valla bu konuda iyiyim arkadaşlar, mütevazi olamayacağım. Tahmise gelirseniz bu arada Elif'e benden selam söyleyin. Evet arkadaşlar, yine tıngır tıngır valizimle yoldayım çünkü... Çok hızlı bisikletlerden çok korkuyorum. Amerika'da bana bisiklet çarpıyordu biliyor musunuz? Instagram'a atacağım reel'i var garip bir şekilde. Henüz otele giremediğim için hala valizimleyim. Ay şöyle elimle taşıyacağım, çok kötü ses çıkarıyor. Şimdi katmer yemeye gidiyoruz. Ben katmeri zaten çok seviyorum. Hatta biz ailecek çok seviyoruz. İstanbul'a sürekli Zekeriya Usta'ya gidiyoruz. O yüzden burada Zekeriya Usta'ya gitmek istemedim. Yani orası çok ünlü. Zaten sürekli ya Metanet'e git ya da Zekeriya Usta'ya git dediler. Ben İstanbul'da Zekeriya Usta'ya gittiğim için ve Metanet aşırı önerildiği için dedim burada yiyeceğim. Yine ben diye giriş yapacağım. İlk defa yemeyeceğim. İstanbul'da yedim, bu da ilk defa yiyeceğim. İstanbul'dakinden buradakini karıştırma. Taş yerinde ağır diye evlen var. Tabii taş yerinde ağır da. Fena değildi yani İstanbul'daki. Bak bir kalpler yapayım. Tamam süper olur. Sadece bana tuz şeker az koyar mısınız? Evet, Buket'in Antep'i şu an resmen hissetmeye başladım. Hani şu an gerçekten Antep'teyim. Sabah biraz uyku sersemiydim, çok anlamadım da artık olayın içindeyim. Esnafını çok sevdim arkadaşlar. Çok açık sözler yani. Abi diyorum ki her şey çok pahalı. Diyor ki ne ucuz, sadece insanlar ucuz artık falan diyor. Burada da katmerle ilgili konuşurken falan hani bayağı böyle arkadaşımla konuşuyor gibiyim. Çok samimiler, çok açıklar. Ve insanı da çok sevdim. Gerçi benim takipçilerim nereli olursa olsun ben çok seviyorum. Çok tatlı iki takipçim geldi yanıma. Story'den görmüşler orada olduğumu. Kızların böyle uğraşıp gelmesi o kadar mutlu oldum ki, o kadar güzel enerjileri vardı ve beni o kadar mutlu ettiler ki. En sevdiğim yanı da şimdi herkesten tavsiye istiyorum burada. Hani girdiğim bir restoranda bile sorarım nereye gideyim, ne yapayım diye. Kızlara da sordum ve Feyza bana dedi ki işte sen seversin, ışıklı bir müze var oraya git falan. Yani bunu duymak çok hoşuma gidiyor çünkü yani genel geçer bir tavsiye değil, anladın mı? Hani beni biliyor, tanıyor, neyi sevip sevmediğimi biliyor ve ona yönelik bir öneri veriyor. Yani arkadaşlar çok şanslıyım, yemin ederim çok şanslıyım ve çok mutluyum. Yani sadece var olduğunuz ve hayatımda olduğunuz için çok minnettarım ve hani sizle ilgili her gece şükreden biri var, bunu unutmayın.
bence daha iyi. Her gün göre göre sıkıldınız mı katmende? Abla, 3 yıl ben benim ve senin için iyi. Fıstık görmekten usandım. Fıstık görmekten usandın. Biraz böyle bir ara verince falan ama geri gelir o işte. Şu an alışkanlığa da hafta içi okula gidiyorum. Yani hafta sonu geliyorum yine görmek istedim. Artık o şey kalmadı. Yemiyor musun artık? Hiç. Gerçekten mi ya? Hiç değil. Evet, yanına süt de söyledim. Sütü mesela hiçbir zaman tek başına içemiyorum ama bir şeyin yanında içmeyi seviyorum. Böyle şeyler bence elle yenmeli. Yani bunu çatalla yediğimde o zevki alamıyorum. Önceki hayatımda Hintli falandım herhalde. Her neyse, deneyelim bakalım. Bayağı iyi. Çok güzel. İyi ki şekerini az istemişim. Ben böyle daha çok seviyorum. Şöyle görünen bir şey zaten kötü olma ihtimali yok da. 10 numara bir tatlı bence. Katmer, gerçekten sen çok kaliteli bir tatlısın. Tostçu Erol Antepli miydi? Neyse. Süt de yakışıyor gerçekten. Bence onlar da beni sevdi, çay ikram ettiler. Bana da geldi. Herkese ikram ediyorlar. İçmiyorum. Yaktı. Neyse tamam, şaka yapmayacağım daha fazla. Biraz alındım bu arada, o şaka değil. Ama fiziksel şaka yapmayacağım çünkü elimi yakıyordu falan. Müzeye gidelim, yeter. Çok yedik. Biraz sindirelim ve gezelim artık, kültürlenelim. Bakın, bir tane mozaik müzesi var. Yaklaşık 19 bin değerlendirme var ve puanı 4,8. Yani şu an kadar gördüğüm en iyi oran. Hepimizin bildiği bu eser de var. Bunda böyle hikayesini dinleyip canlı görmeyi çok istiyorum. Kimse yok. Şey vardı, İlhan su burcundaydı. Ama burada kimse yok. İki yıldız komiser vardı yukarıda. Tata, müzeye geldik. Ya hala valizi bırakamadım sadece. Ya hala check-in yapamıyorum aslında. O yüzden bir süre daha böyle gezmek zorundayız. Arkadaşlar, müzeye girecektim ama telefon ve kameranın şarjı bittiği için dedim yakınlarda bir kafe var mı, bir yarım saat şarj edeyim diye. Tam karşıda burası varmış. Zaten alanın içinde belediyenin yeriymiş ve yani Allah aşkına Harry Potter'da falan mıyım? Loş ortama bayılırım. Böyle bir kitap eviymiş ve burada çok güzel kitaplar da var. Ben gerçekten çok mutluyum yani. Bence güzel bir yer keşfettik ve telefonla kamera şarj olurken bize keyifle ilgimizi çeken bir kitabı karıştırabileceğiz. Bakalım neler var. Ahmet Ümit'in kitapları aşırı sürükleyici. Bize hiç böyle kısa kısa öykü öykü ya, o yüzden çok sarıyor. Ama şimdi müzeye gidiyoruz. Arkadaşlar selam. Ben odaya geldim. Çok güzel bir müzeydi. Çok bilgilendirici ve çok güzeldi. Hatta yarın vakit bulursam tekrar bir uğramak istiyorum. Her şeyi çok ekleyemedim bu arada çünkü hani savaş temalı olduğu için işte silahlar falan da vardı ama hani YouTube onlara izin vermiyor. O yüzden ekleyemedim onları ama hani buraya gelirseniz ya da burada yaşıyorsanız, çünkü bazen öyle oluyor ya, yaşadığımız yerde gezmiyoruz aslında. Şimdi size minik odayı göstereceğim. Yani çok tatlı bence. Yani tam ideal istediğim oda. Şurada biraz uyuyakaldım, onu anlatacağım. Ya böyle güzel temiz bir yer. Yani bu seyahat için bana çok yeterli bir yer. Çünkü zaten odaya hani uyumaya ve arada dinlenmeye geleceğim. Ya böyle tam olarak böyle bir yer istemiştim. Tam olarak beklentimi karşıladı. Orada oda kuleyi biraz görüyor. Ben kuleye yakın olduğunu gördüğümde otelin gezerim diye düşünmüştüm. Arkadaşlar şimdi bir şey anlamadım. Tek seyahat ettiğim için kimseye de soramıyorum. O yüzden benim şu an cahilliğime verin. Ben önceden Antep'e gelmedim. O yüzden Antep Kulesi nasıl göründüğünü vesaire tam bilmiyordum. Sadece hani depremde maalesef çok ciddi hasar aldığını biliyordum. Bugün de Elif'e sordum. Hala restore ediliyor dedi. Biraz bu arada araştırayım dedim. Hani sadece Antep'in de değil, direkt Türkiye'nin en önemli tarihi yapılarından biriymiş yani. Tabii ki önemli
olduğunu hepimiz biliyoruz ama böyle işte Bizans döneminde şu anki haline geldiğini, 6000 yıl önce inşa edildiğini falan böyle hani bunları direkt bilgi olarak alınca insan daha bir hayran kalıyor. Ben şu an bu restore edilen alan diye düşünüyorum. Bir yandan da internette yazıyor ki restore edildi ve biraz önce o gittiğimiz müzeye dönüştürüldü diyorlar. Ben çok anlamadım tam olarak ne olduğunu. Çünkü ben oraya ayrı gitmeyi planlıyordum ama galiba zaten gittim. Çok dediğim gibi anlamadım. O yüzden bilen biri yazarsa çok mutlu olurum. Çünkü hani onu da merak ettim. Ve arkadaşlar hani maalesef böyle bir yerlerden geçerken nasıl depremde ne oldu? Hani odaya girdiğimde bile onu düşündüm. Depremde acaba burası hani ne oldu? Hani ne kadar hasar aldı? Kafam böyle her bir yere girdiğimde restoran olsun işte otel olsun direkt buraya gidiyor. Yani gerçekten ülkecek çok zor günler geçirdik ve bir sürü insanımızı da maalesef bu depremde kaybettik. Bu videoyu böyle biraz daha hepimizin kafa dağıtması için çektiğim için bir de hani burada yaşayıp izleyen bir varsa tetiklenmesini istediğimden çok açmak istemiyordum konuyu ama şimdi hani burayı gösteriyorken bu noktada söylemek istedim. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun ve Allah herkese sabır versin. Başka ne denir bilmiyorum. Çok da hatırlatıp sizin de modunuzu düşürmek istemiyorum. O yüzden yemek yemeye gidelim. Hala bir kebap yemedim ya ve yani artık hava kararacak. Ben onda da biraz fazla oyalandım. Çünkü biraz dediğim gibi böyle düştüm ve 2 saatlik uykuyla geldim. Bilmiyorum söyledim mi bunu size. Azıcık yemek yiyelim ya. Acıktım yani. Tatlı falan biraz böyle tıkamışız da şimdi geri acıktım. Nedense bunu gezerken giymeyi çok seviyorum. Sanki böyle turist üniforması gibi geliyor. Yıkadığım tüm fırçaları almayı unutup yanıma sadece bir tane göz fırçası aldığımı söylemiş miydim size? Bronzer, bronzer, kontür hiçbir şey yapamıyorum. Allah'tan tint insanıyım yani. Toz allık alsam da yanıma bunlarsız bir yere gitmediğim için. En azından allığımı sürebiliyorum. Cildim de yani ne zaman bir yere gidecek olsam bir bozası tutuyor yani. Ya da ben hep regle olmadan önce bir yere gidesim geliyor böyle modum düşünce falan herhalde. Bakın bunun böyle ağzı yüzü yamuk çünkü ben bunu biraz kullandım. Şuralara gelince dedim ben bunu açayım kalemtıraşla. Açmaya çalışma o kadar saçma oldu ki süremiyorum böyle. Yani buralara diken diken. Dedim yani sen Huda Beach'sin yani kendine gel nasıl kadar dandik bir şey yaparsın falan. Bu böyle bir yıl falan kenarda kaldı. Ben de yani diyorum niye kimse bunun hakkında konuşmuyor falan. Neyse en son TikTok'ta bir video gördüm. Arkadaşlar aşağıdan açılıyormuş bunlar. Ben aşağıdan açılan asansörlü kalemi kalemtıraşla açmışım. Neyse ki hala kullanabiliyorum ama çok uzun bir süre kendimi salak hissettim. Hiç söylemiyorsunuz. Burnum burası da allık kalmış. Benim işte insanlardan beklentilerin gerçekliği tam olarak böyle. Ay tamam ya zaten yemek yiyeceğim çıkacak. Çok acıktım. Gidelim. Arkadaşlar bir an sizi evde unuttum sandım ve çok korktum. Çünkü buna hiçbir mantıklı açıklamam yoktu. Biraz önce burada sokakta çok tatlı bir takipçimle karşılaştım. Çok seviyorum bu anları ve buranın güneşi ne güzel batıyor ya. Ben buranın ışığını çok sevdim. Kameranın çekimi değişti. Çok güzel kokuyor sokaklar. Ciğer sevmem hiç bu arada. Vejetaryen değilim ama et konusunda aşırı mızmızım. Çok az et yerim. Bir şeyler ne çok güzel. Aman düşeceğiniz. Ay ya! Ne yapıyorsun? Vlog çekiyordum ben de. Moda benim hayatım kızı mısın? Yes! Arkadaşlar ben şimdi kızlara sordum. Burası gerçekten kaleymiş değil mi kızlar? Evet, kalesi burası. Ay ya seni yerim ya. Şimdi orası müze mi oldu? Evet ama yıkıldı ya buralar. Bayağı hasar gördüm. Ha. Evet bayağı hasar evet. İsterseniz bir fotoğraf çekebiliriz. Siz de İstanbul'a gelirsiniz ben sizi yakalayacağım. İnşallah. El sağlayın. Yerim sizi ya, yerim sizi. Bunu ne zaman paylaşayım? Haftaya paylaşayım istiyorum. Olur. Ay kendini haftaya görmek için. Şey yazarlar bu kızlar yazak enerjik falan. Sizi çok seviyorum. Bir daha sarılacağım mı? Ya seni yiyeceğim. Ama senin gözlerin de yakından. Ali Eren sen beni böyle seviyorsun. Ama yakından daha da güzel gözlerimiz. Çok güzel. Çok güzel. Bana diyor ki gözünden tanıdım. Allah'ım yarabbim. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Allah'ım yiyeceğim ya. Yemin ederim yani şey tweetleri var yani bir erkeğin iltifat etmesi vs küçük bir kızın ya da işte genç bir kızın iltifat etmesi. Yemin ederim o kadar farklı bir yere dokunuyor ve o kadar mutlu ediyor ki. Kızlar çok tatlıydınız, aşırı tatlıydınız. Ben yazdığım güzel olur. Abi ufak ufak bir şeyler deneyemiyorum. Ben yazdığım süper olur ya. Ben tur, pancar, kereviz, brokoli gibi şeyleri anormal seviyorum yani. Tutup turların hepsi bitecek diyecektim. Çok seviyorum ben gerçekten çok abur cubura tercih ederim. Bakın enteresan bir şey oldu bir tane daha Ümmü Gülsün menengiç kahvesinden sonra. Ayran böyle geldi, böyle tasla kaşıkla geldi. Ayran mı?
hem yok. Sen mi gerçekten açıklık istersin? Sinir kalıksız cacık. Bu rafineyi çok seviyorum. Her şeyle yapabilirim. Baya güzel tadı. Yemeklerimi bekliyorum sabırsız. Ay geldi galiba. Teşekkürler. Bunun yanında domates mi oluyordu? Sanki yazdırıyor getirmiyor. Süper oldu. Sağ çok seviyorum. Sen niye bu kişisel bilgiyi verdin abiye? Arkadaşlar baklava yemeye gidiyoruz. Herkesin çok önerdiği Koçak diye bir baklavacı var. Ve benim küçükken en sevdiğim tatlı baklavaydı biliyor musunuz? Hatta şöbiyetti. İsmini söyleyemiyordum. Ben boncuk tatlısı diyormuşum küçükken. Annem öyle diyor. Ve her akşam babamdan boncuk tatlısı istiyormuşum. Biraz masraflı bir çocuk. Neyse şaka bir yana küçükken gerçekten çok seviyordum baklavayı. Ve genel olarak tatlıda fıstığı çok seviyorum ben. O yüzden yani baklava zaten benim için biçilmiş kaftan. Bu arada kebap yedik ya. Ona tam 370 TL ödedim tüm yemeğe. Fiyat algım çok kaydı gerçekten. Gerçekten benim de ne ucuz ne pahalı anlamıyorum. Ama aşağı yukarı kafanızda bir şey oturması için ne kadar tuttuğunu da söylemek istedim. Bu arada bir şey daha. Burası beni bayağı yürüttü. Çünkü hani bir yere giderken mesafe o kadar arada ki. Mesela yemeğe gidiş işte 27 dakika falan dedim taksimi çağırsam. Çünkü çok acıkmıştım. Sonra dedim taksiyi nereden bulacağım? Uber'den çağıramıyorum. Bir de 27 dakika çok uzun da değil. O yüzden dedim yürüyeyim. Sonra yemekten çıktım. Burası 45 dakika uzunluktaydı. Bu sefer dedim artık taksiye bineyim. Ama taksi göremedim etrafta. Ben dedim yürürüm 45 dakika. Zaten yedim deli gibi yani onu eritim. Ne olacak? O yüzden ben aslında bayağıdır yürüyorum. Şimdi 6 dakikamız kaldı. Burası bayağı büyükmüş. Merhaba. 3 dilim, 4 dilim, 5 dilim kaşık kalemiz var. 3 yapabilir miyiz? Fıstık yoğunluğu inanılmaz gerçekten. Dolu dolu içi ve çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel baklava. Şimdi bununla deneyeceğiz. Aşırı güzel fıstığı yani pek şaşırtıcı değil ama çok güzel. Burayı zaten herkes önerdiği için ve girdiğimde de çok güzel bir mekanla karşılaştığım için iyi çıkacağımı biliyordum. O yüzden çok sürpriz olmadı, aşırı şaşırmadım. Ama kesinlikle gelinir, hatta akrabalara götürülür. Benim valizimde yer yok ama aslında götürmek istiyorum annemlere falan. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Bir de sabahki abiye söz verdik gerçi. Yani öyle bir söz verdikten sonra şu an baklava alırsam ama baklavadan hayır göreceğimi düşünmüyorum ben yani. Çantama falan akar kesin. Benim karma inancı bu seviyede, o yüzden buradan almayacağım galiba. Ay. Neyse şimdi biraz afiyetle bunları yiyeceğim. Just did a bad thing. I regret the thing I did. You know, getting Antep günü 2. Kahvaltıya gidiyoruz ama bu sefer beyran içmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer burada güzel bir kahvaltı varmış. Orada kahvaltı edeceğim. Adı Orkide. Yine burayı da çok önerdiler. Sadece neredesin Orkide? Ya, bu en az 2 kişilik oluyor senin. Evet. Bu evinizde kahvaltıda ne oluyor? Ya da kahvaltı tabağı mı? Reçel var. Kaymak, kahvaltı tabağına sigara böyle. Sarısını yemiyorum ya, bunları hani beyazıyla yapabiliriz ya da sağındaya çevirebiliriz hani kaç yumurta varsa diye. Ama ekstra yazmak zorunda kalırız, 90 liradır, o yüzden üzgünüm. Salatalık falan kütür kütür baya güzel arkadaşlar ve bunun ya bu kadar güzel çıkacağını beklemiyordum. Zeytin, nar ekşisini bir şey koymuşlar ve şu ana kadar yediğim en güzel zeytin yani baya bundan her sabah yemek istiyorum şu an. Burada da bu arada bu reçel mi, bal kaymak mı yani rendelenmiş bal olduğuna inanmak istiyorum. Ama bilmiyorum, onları da deneyeceğim ama şu an için keyifli gidiyor yani. Şuradaki zeytinlere aşık oldum, yavaş yavaş başlıyorum bitmesin diye. Arkadaşlar sürpriz. Tekin'le buluştuk. Tekin, biz seninle depremden sonra mı konuşmaya başlamıştık? Depremden önce konuşmaya başladık. Sen bana Antep'te yaşadığını söylemiştin ama sonra deprem zamanı ve depremden sonra konuştuk. Ey salla.
Gerçekten böyle şeylerden bende hani. Daha böyle takipçim olarak konuştuğum sonra arkadaşım olan ve şu an tüm hayatıma neredeyse şey diyorum işte. YKS hakkında bir şeyle ilgili konuşuyoruz. Bana diyor ki sen bir şey anlatma, direkt videonun başlığı aklıma geliyor. Çünkü onu bir videoda da anlatmışım. Dedim yani seni şaşırmam çok zor şu an. Bana biraz önce şey dedin ya, onu söylemek istiyorum. Durdu Tekin dedi ki ben burada senin babanla tanıştım, Mürettin amcayla dedi. Dedim de hani şaka yapıyor herhalde. Bayağı bildik Kadıköy'de karşılaşmışlar. Babam merhaba deyip kaçmış sonra. Diyor ki en utandığım anlardan biri. Aşırı utandım. Karşımda Mürettin amcayı gördüm. Buket'le ilgili bir şeyler sormak istedim ama rahatsız olur mu diye düşündüm. Görür görmez merhaba deyip sadece kaçabildim, başka hiçbir şey. Ya baba bana bu hikayeyi anlatmadın ama iyi hikaye. Yani son beklediğim şeydi babanla tanıştım cümlesini duymak. Bana bir eleştirin bu arada, bir şeyin var mı? Tabii eleştirin yok. Ama senin hayatındaki geçiş dönemini o kadar net gördüm ki. Hangi geçiş dönemi? O dönemden sonra ben aşırı değiştim. Aşırı değiştim. Yemin ederim an kokuşu gibi hissediyorum. Tamamen yandım bir ara, çöktüm ve dedim hani ne yapacağım bu evreden sonra. Çok doğru bir tespit. Ben şeye hiç izin vermezdim dedim. Yani biri bana bir şey yapmasın çünkü o zaman ona borçlanacağımı düşünürdüm. Ama hayır, biraz da sana bir şey yapmadığında, sen ona izin vermediğinde ya kendi kanalları hani şunu yapıyorsun, anladın mı? Hani sen bana bu kahveyi verebilirsin, sen bunu verebildiğin için bana vermiyorsun. Zaten kendini zora sokacak olsa bana bunu vermezsin. Ben hiç insanlardan sevgiyi bile tutumlu almaya çalışıyordum, hani şey yapmıyordum. Hiçbir beklentim yoktu, hiçbir şey beklemeyeceğim. Onlar diyor ki ya tamam zaten bu bir şey istemiyor diyor ve yapmayı kesiyor. Ama yo, insanlar hani bana güzel şeyler de yapabiliyor, güzel söz de söylüyor. Hani artık insanlardan beklentim var ve karşılamazlarsa yani. Çok çok haklısın. Baya bizim seninle bir sohbet videosu çekmemiz lazım bence. Ben de bu arada sen gelmeden dediğim gibi tüm mesajları okudum. Arada böyle kaçırdığım, okuyamadığım mesajlarını okudum. Rüyanda görmene çok şaşırdım Gaziantep'e gelişim. Bir daha bir rüya görürsem bana söyle çünkü belli ki çıkıyor yani. Öyle arkadaşlar, sizi güncellemek istedim. Şimdi biraz sohbet edeceğiz. Sonra Mozaik Müzesi'ne gideceğim ben. Orası da çok güzel bir yer değil mi? Herkes orayı çok... En çok oraya yani. Çünkü oraya çok derken o'yu uzatıyor herkes ve çok heyecanlanıyorum. Hemen şimdi sizi şarja koyuyorum ben. Kahve içmeye devam. Bay bay. Moments later. Biz şimdi Tekin'le birlikte müzeye gideceğiz. O Mozaik Müzesi'ni dediğim gibi herkes çok önerdi. Ve çok da güzelmiş. Tekin de gideli bayağı olmuş. O yüzden dedim istiyorsan birlikte gidelim. Ve yiyebilirsek bu arada. 6'da maç var. Emre'lerin basket maçı var. Ona da birlikte gidiyoruz. Hatta Ece de geliyor, Tekin arkadaşı. Çok tatlısınız öncelikle. Teşekkür ederim. Çünkü sen... yani burada tanıdığım arkadaşım yok ya hani. Böyle şey yani maçta orada da böyle birlikte falan olabilecek olmak çok tatlı geldi, hoşuma gitti. Ha şey dedim mi, bulabilirsek simitli çikolatalı katmer yiyeceğiz. O çok güzelmiş çünkü ve onu yiyemedim. Hadi bakalım müzeye gidiyoruz. Arkadaşlar aynayı göremezsen söyle bana Tekin, şöyle durayım. Bana şey diye DM'ler geliyor. Aranızda Gaziantep'li olanlar şey yazıyor. İkonova'yı, doğru söyledim değil mi? 500 mi? İkonova'yı göster. Orası çünkü çok gelişmiş ve çok hani daha modern, güzel bir tarafıymış. Orayı göster, insanlar görsün diyorlar. Tekin şey diyor, senin bulursa insanlar buraya köy sanacak. Biraz daha şey dedim hani bu mesela hani İstanbul'un neresi dedim şu an bulunduğumuz yer. Fatih'i falan dedi. Ben de bir şaşırdım açıkçası. Ben çünkü burayı sevdim ama böyle bilip sevdim. Yani böyle düşünüp sevdim. O kısımları maça giderken görecekmişiz bu arada. Neyse ben buraya bir daha geleceğim, o haberiniz olsun. Ama siz gelirseniz İkonova'yı gezin. İsminde bu arada şey sen var, İkon. Şeyini yükseltme de bir İstanbul'un yanından bile asla geçemez. Manifestiyle mi? Olur, neden olmasın? Tamam arkadaşlar. Gerçekleşiyor bizimkiler farkındaysa. Evet bu arada rüyamda gördüm geldim işte, daha ne yapayım. Arkadaşlar Tekin için İstanbul'da neresi hayırlıysa orada endüstri mühendisi manifestiyoruz şu an. Seneye bugün İstanbul'da içeceğiz Menengiç kahvesini. Tamam. Anlaştık. Normalde 280 TL. Biz biletimizi alıp girecektik ama müze kartı alınca direkt girebiliyorsunuz. Hatta sene boyunca müzeler ücretsiz girebiliyorsunuz ve müze kartı 60 TL. Yani bu aşamada şey diyen var mıdır? Yok ben müze kartı alıp ona girmek istemiyorum, 280 TL vereceğim diyen var mıdır bu aşamada? Hatta sen tam 18 yaşına girmediğin için ücretsiz girdi. Yani harika bir yer burası. En özel kısmına giriyoruz. Şurayı bir okuyacağım. Arkadaşlar diyor ki yapılan kazılarda mekanda yer alan mozaiklerden hemen hemen tamamı eski eser kaçakçılarınca. Bu eski eser kaçakçıları da kim ve nasıl bunları kaçırıyorlar, kimseye çaktırmıyorlar, kocaman şeyler. Ama onlar kaçırmışlar, Çingene Kız'ı kaçıramamışlar. Toprağın altında şans eseri, yani gözlerinden kaçmış, altında duruyormuş. Bir teknik varmış şimdi, bana teknik söylemişti bunu. Monesi hangi yöne gidersen size bakıyor gibi ya. Çingene Kız'ı da o şekildeymiş çünkü böyle bir teknik varmış. İşte üç çeyrek bakış diye. Leonardo da Vinci'nin kullandığı teknikle bulmuş. Böyle bundaki teknikle bulmuş ve şu an Gaziantep'in sembolü haline gelmiş. Boyutunu çok merak ediyorum, biliyor musun? Beklediğimden küçük gerçekten ama beklediğimden güzel yani.
teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aşırı güzel. Katmer yiyecektik de bir aklımı çaldınız şu an. Katmer çikolatalı yapıyorsunuz değil mi? Simit şeklinde. Tamam, ondan alacağız. Çok sağ olun. Hazırsanız arkadaşlar şimdi Ece de eklendi aramızda. Ece, merhaba. Arkadaşlar şimdi katmerimizi yiyeceğiz. Tümümüzü alıp maça gideceğiz. Ondan sonra da şimdilik Antep maceramız bitiyor ama ben buraya tekrar geleceğim. Yani bir şey öğrendimse onları da söyleyeceğim. Bakın bu arada. Herkes bana bunu yemeden dönme dedi. Bu arada simit katmerini ben simitten yapıyorlar sanıyordum. Öyle değil mi? Bir tık üzüldüm şu an. Şekli böyle çünkü. Ben baya baya simitten yapılıyor sanıyordum. Çikolatalı bu. Aa, şekerini az koyar mısınız demeyi unuttum. Olsun neyse. Zaten hani şuna şekerini az koysan ne değişir? Nasıl olsa sütü şeker sıçırsın. Hiç de şeker eklemedik. Yanında da sütümüz var tabii ki katmerin yanında. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu yediğimiz zaman görelim. Kaç puan onun üzerinden? Ben 9 puan. Veya 8 olabilir. Nereden kırdınız? Biraz ağır geliyor. Nasıl yani? Muhtemelen bir üstü vardır diye düşünüyorum. O yüzden hayatta, hiçbir şeye, hiçbir şeye 10 puan veremiyorum. Nasıl? Normal katman mı? Evet. Ben bu çikolata çok seviyorum. Ben bunu 9'da ederim. Ben de seni senden bahaya tanıyorum. Ben buna inanıyorum. Evet, YouTube'da ilk başından beri takip ediyorum. Annem televizyonu açık izliyor seni. O ezbere annen izliyor. O kadar mutlu oldum ki en hoşuma giden şey annelerin beni takip etmesi. Yemeğin üstüne yiyeceksem o sade olan katmer. Direkt ve oturup bunu yiyeceksem kesinlikle bu. Burası AVM de bir yandan. Ben site diye düşünüyorum direkt. Bak şuraya yapılan şu ek binada lüks markalar olacakmış gerçekten. Aa, süperstar falan. Sushiko. Çok güzelmiş burası. Evler de çok güzel görünüyor bu arada. Ve evlerin santimde çok çok büyük standlar. Arkadaşlar maç araya girdi. Biz şimdi hep beraber nohuta geldik. Hep beraber yiyeceğiz bu arada. Antep Blo. Merhaba. İlk defa bunu diyorum. Tüm arkadaşlarım dedi ki ye bunu. Ben bir ayranını açayım. Beğenmeyeceğini yemin ederim. Hayır yok bence mi? Nohut seviyor. Seni oradan notandıracağım bu sefer. Ne olur. Güzel ya. Sadece acılığında sadece sosuz mu geldi? Hı, çok teşekkür ederim. Biberi delicious. Yenir, sevdim. Özellikle vejetaryen, gerçi ilik suyunda mı yapılıyordu? Kemik suyu. Kemik suyu, pardon. Vejetaryenler sever diyecektim de kemik suyunda yapılıyormuş. Sevdim değil. Bir çikolatalı katmer değil. Ama kesinlikle yenir. Pidesi çok güzelmiş bu arada.